Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kare ve dikdörtgenin alan hesaplamasını anlatıp daha sonra kare ve dikdörtgenle ilgili bol bol soru çözeceğiz. Ayrıca kanalımda tüm fen bilimleri ve matematiğin tüm konularını bulabilirsiniz. Karenin alanıyla başlayalım. Bir karesel bölgenin alanını bulmak için bir kenar uzunluğunu çarparız. Yani alan eşittir A çarpı A şeklinde buluruz arkadaşlar. İki kenarını çarparak buluruz. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanını kısa yoldan farklı iki kenardaki birim karelerinin sayılarının çarpmasıyla da bulabiliriz arkadaşlar. Örneğin her bir kenar uzunluğu 3 birim olan karenin karesel bölgenin alanı 3 çarpı 3, 9 birim karedir. Dikdörtgensel bölgenin alanına bakalım. Arkadaşlar uzun kenarı 4 birim kare, kısa kenarı 3 birim kare ise biz uzun kenarıyla kısa kenarın çarpımıyla dikdörtgensel bölgenin alanını buluruz. Yani 3 çarpı 4, 12 birim karedir. Bir birim karenin bir kenarının uzunluğu 1 santimetre ise buna 1 santimetre kare derim. 1 santimetre kare biçiminde de gösteririm. Arkadaşlar üzerine 2 yazdığımızda alan ölçüsü birimi haline geliyor. Uzunluk ölçüsü alan ölçüsü haline gelir. Örneğin bir kenar uzunluğu 1 santimetre ise bu birim karenin alanı 1 santimetre kare şeklinde söylenir arkadaşlar. Bir karenin bir kenarının uzunluğu 1 metre ise buna ben 1 metre kare derim ve 1 metre üzeri 2 biçiminde gösteririm ve 1 metre kare şeklinde okurum. Arkadaşlar bir kenar uzunluğu 1 metre ise bu karenin alanına 1 metre kare şeklinde söylerim ve m üzerine 2 yazarak arkadaşlar uzunluk ölçüsünden alan ölçüsüne çevirmek için m üzerine 2 yazarak metre kare şeklinde söylerim. Bir kenar uzunluğu 1 santimetre olan birim karelerden oluşan yandaki dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Soruyu hemen çözelim arkadaşlar. Çözüm bir birim karenin 1 santimetre ise burada 2 birim kare var. O halde kısa kenarı 2 santimetre. Uzun kenarına bakalım. 9 birim olduğu için uzun kenarı da 9 santimetre arkadaşlar. Alanını nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıyla buluyorduk. O halde arkadaşlar bir tane birim kare 1 santimetre kare olduğuna göre 2 çarpı 9 18 santimetre karedir. Bakın alan ölçüsü birimi ne diyorum? Santimetre kare şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Bir tane karenin alanı 1 metre kare olduğuna göre arkadaşlar şurası her biri 1 metre kareymiş. O halde bir kenar uzunluğu ne olur? 2 metre olur. Alanını nasıl buluyorduk? İki kenarın birbiriyle çarpımıyla buluyorduk. 2 çarpı 2 4 metre karedir şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bir kenarın uzunluğu 12 santimetre olan kare şeklindeki bir kumaş parçasının alanı kaç santimetre karedir? Alan birimi santimetre kare şeklinde ifade ediyoruz. Dikkat edelim buraya. Hemen sorumuzu yapalım arkadaşlar. Kumaşın bir kenarın uzunluğu 12 santimetre kare ise alanını A çarpı A'ydı. Yani iki kenarının birbiriyle çarpımıyla bulunuyordu. O halde karenin alanı A çarpı A 12 çarpı 12 144 santimetre kare bulunacaktır. Birbirine eşit karelerden oluşan ABCD karesinin çevresi 48 santimetre olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar karenin bir kenarını bulmak için çevrenin 4'e böldüğümüzde bir kenarını buluyorduk. Bir kenarını bulduktan sonra alanını buluruz arkadaşlar. Daha sonra alanını bulduktan sonra da arkadaşlar alanını bakalım kaç birim kareymiş? 9 birim kare. 3 çarpı 3 9 birim kare. O halde ben toplam alanı 9 birim kareye bölersem her bir birim karenin alanını bulurum. Kaç tanesi karalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi taralı. Daha sonra 7 ile çarptığım zaman bir birim karenin alanını taralı bölgenin alanını bulmuş olurum. O halde yapalım arkadaşlar. Öncelikle karenin bir kenarı 48 bölü 4, 12 santimetre. Bir kenarı 12 santimetreymiş arkadaşlar. Peki alanını nasıl buluyorduk? İki kenarın çarpımıyla 12 çarpı 12, 144 santimetre kare.
9 tane 9 birim kareden oluştuğu için 144'ü 9'a böldüğümüzde 16 santimetre kare, her biri 7 tanesi taralı olduğu için 16 çarpı 7 112 santimetre kare taralı bölgenin alanını bulmuş oluruz arkadaşlar. Yandaki dikdörtgen şeklindeki arsaya bir kenarı 18 metre olan kare şeklinde bir ev yapılmıştır. Arsanın geriye kalan bölümü kaç metre karedir diyor. Arkadaşlar öncelikle karenin bir kenarı 18 metre ise evin yapıldığı alan, ben tüm alanı bulurum, dikdörtgenin alanı, yani 43 ile 26'yı çarparım. Daha sonra evin yapıldığı alanı bulmak için de 18 ile 18'i çarparım. Dikdörtgenin aralığıyla evin alanını çıkardığımda arkadaşlar kalan bölgenin alanını bulmuş olurum. O halde hemen yapalım arkadaşlar. Karenin alanı 18 çarpı 18 324 metrekare. Bu evin alanı arkadaşlar. Peki dikdörtgenin, yani toplam arsanın alanını nasıl buluruz? 43 çarpı 26, yani uzun kenarlar kısa kenarı çarptım. 1118 metrekare buldum. Bana evin dışındaki arsanın geriye kalan bölümünü sorduğu için 1118'den 324'ü çıkarırsam arkadaşlar, evin yapıldığı alanı çıkarırsam geriye kalan alanı bulmuş olurum. O da 794 metrekare kalan alanın alanı olur arkadaşlar. Yukarıdaki dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar dikdörtgensel bölgenin alanı bulmak için uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorduk. Çarptığımızda arkadaşlar 3 çarpı 5 15, 15 santimetre kare. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir kenarının uzunluğu 4 santimetre olan karesel bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor arkadaşlar. Karede iki kenarı birbiriyle çarpıyorduk arkadaşlar. Yani bir kenarı 4 santimetre ise 4 çarpı 4 16 santimetre kare olacaktır ve cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Çevresinin uzunluğu 8 metre olan karesel bölgenin alanı kaç metre karedir diyor. Arkadaşlar çevresinin uzunluğu verilmişse biz bir kenarının uzunluğu bulmak için çevre uzunluğunu 4'e bölüyorduk. Hemen bölelim arkadaşlar. Çevre uzunluğu 8'miş, 4'e böldüğümüzde 2 santimetre karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. Karenin alanını nasıl buluyorduk arkadaşlar? İki kenarının çarpımıyla, yani A çarpı A ile buluyorduk. 2 çarpı 2 4 santimetre karedir. Yani cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıdaki KLMN dikdörtgensel bölgesinin alanı 32 santimetre karedir. Buna göre dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar ben uzun kenarını bulmak zorundayım. Peki uzun kenarını nasıl buluyordum? Uzun kenarıyla kısa kenarının çarpımı bana alanı veriyordu arkadaşlar. O halde arkadaşlar alanı uzun kenar çarpı kısa kenardı. Alanı kaçtı? 32 santimetre kare çarpı uzun kenarla kısa kenar. Kısa kenarı 4 ise ben neyi 4 ile çarparsam 32 bulurum arkadaşlar? Tabii ki çarpım tablosundan hemen aklınıza gelmiştir. 8. Yani 8 ile 4'ü çarparsam 32. Uzun kenarı kaçmış? 8'miş arkadaşlar. Çevreyi nasıl buluyordum? Uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpıyordum. 8 artı 4 eşittir 12. 12 çarpı 2 de 24 santimetredir arkadaşlar. Dikdörtgenimizin çevresi 24 santimetredir. Yani cevabımız B şıkkıdır. Esra kare şeklinde bir karton aldı. Kartonun bir kenarının uzunluğu 40 santimetredir. Esra bu kartondan bir kenarının uzunluğu 10 santimetre olan karelerden kaç tane kesebilir? Öncelikle arkadaşlar biz büyük kartonun alanını buluruz. Daha sonra kestiğimiz küçük karelerin alanını buluruz. Büyük karenin alanını küçük karenin alanına bölersek kaç tane kestiğini buluruz. Hemen söylediklerimizi yapalım. Öncelikle bir kare, uzun kenarı 40 santimetre. Büyük karenin alanını nasıl buluruz arkadaşlar? 40 çarpı 40, 1600. Peki küçük karenin alanı bir kenarı 10 santimetre ise 10 çarpı 10, 100. Yani büyük karemizin alanı 1600, küçük karemizin alanı 100. Kaç tane kesilecek olduğunu ne yaparım? Büyük kareyi küçük kareye bölersem kesilecek kareyi bulurum. 1600 bölü 100, o da eşittir 16 tane. Yani bu büyük kareden
16 tane küçük kare elde etmiş olurum. Cevabım ne olacak? D şıkkı. Yukarıdaki dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu 20 santimetredir. Dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar kısa kenarı verilmiş 3 santimetre diyor ve çevresini vermiş. Ben alanını bulmak için uzun kenarını bulmak zorundayım. O halde uzun kenarını bulmak için ne yaparım? Çevresinden kısa kenarları çıkarırsam uzun kenarları bulurum. Uzun kenarının bir kenarını bulmak için de ikiye böldüğümde bir uzun kenarını bulmuş olurum. Bir uzun kenarla kısa kenarı çarpıp alanını bulurum. O halde söylediklerimizi hemen yapalım arkadaşlar. Kısa kenarlar toplamı 3 artı 3, 2 tane kısa kenar olduğu için 6. Uzun kenarları bulmam için toplam çevreden kısa kenarları çıkarmam lazım. Toplam çevre 20 santimetreydi arkadaşlar. 20 santimetreden 6 santimetre, yani kısa kenarlar toplamını çıkarırsam uzun kenarlar 14 santimetre olur. Bir uzun kenarını bulmak için de 14'ü 2'ye bölersem 7. Yani bir uzun kenarımızı 7 bulduk. O halde alanını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Alan eşittir. Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorduk. 3 çarpı 7, 21. O halde dikdörtgenimizin alanı 21 santimetre karedir arkadaşlar cevabımız. Çevresinin uzunluğu 40 santimetre olan karesel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar çevre uzunluğu 40 ise ben bir kenarını nasıl buluyordum? Toplam çevre uzunluğunu 4'e bölerek buluyordum. Yani 40'ı 4'e böleceğim. Daha sonra alanını bulmak için iki kenarını birbiriyle çarpıyordum. Bir kenarını bulduktan sonra iki kenarı birbiriyle çarptığımda bulurum. Arkadaşlar bir kenar uzunluğunu bulmak için çevre bölü 4. O da bir kenarı ne olur? 10. Bir kenarı 10 santimetre ise A çarpı A'ydı. Yani 10 çarpı 10. 100 santimetre karedir. Cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Dersimiz sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.